Oğlun geldi annem. Başını okşayamadığın, sütünü emziremediğin, gözünün yaşını silemediğin, kazak bile öremediğin Yaman'ın geldi. Bağrına basamadığın Yaman'ın. Kısmetsiz annem. Hey kadındı anam. Hem yüreği güzeldi hem de kendisi. Keşke bahtı da güzel olaydı. Yanlış adama gönül verince öylece ziyan oldu, gitti zavallı. Ne yaptı o adam anneme? Karnında bebeğiyle bırakıp gitti mi? Mazade çok aşıktı Adana. Adam bir seçim yapmak zorundaydı. Ya Azade'nin gücüne, soyadına evet diyecekti ya da Feraye'ye. Adnan hırslı adamdı da. O itibarı parayı seçti. Ananı da bırakmadı. İki kadını da idare etti. Ama kocaladı da yalan değil. Ama sonunda vicdan azabı çekse neye yarar ki? Sonrası malum. Beni çiftliğe Adnan mı getirdi? Feraye ölünce Adnan seni yetimhaneye bırakmaya kalktı. Müsaade etmedi. İzin vermedi. Tam o ara Seyis'in karısının bebeği ölü doğdu. Seni onlara verdik. Allah razı olsun. Sana çok iyi baktı. Seni bağrına bastı. Ağzında sıkı tuttu. Kimseye bir şey demedi. Sen daha o zaman küçücüktün. Seyis'e alıştın. Artık onun oğlu oldun. O kadın da öylece öldü gitti. Ben o adamın öz oğluydum ya. Öz oğlu öz. Kendi kanından. Nasıl vicdan el verdi benim diğer evlatlarından ayırmaya? Ya bir insanın hiç mi yüreği sızlamaz, hiç mi vicdanı sızlamaz ya? Hiç mi burnunun direği sızlamaz bir insanın ya? Sızlamaz mı yeğenim? Sızlamıştır. Aslında baban da sana çok iyi baktı ama... Bak, bana, o adam baban deyip durma. O adam benim babam falan değil. O adam benim babam olamaz, anladın mı beni? Baban yeğen, sen kabul etsen de, etmesen de o senin kanın. Ben bu saatten sonra o adama ne baba derim, ne de evlatlık yaparım. Ya ben yıllarca kendimi Seyis'in oğlu olarak bildim ya. O evlatlarıyla konaklarda mutlu mesut yaşarken ben hayvan pisliği temizledim. O ne yaptı? Elin evladının başını okşar gibi geldi benim başımı okşadı. Öz babamsın lan sen benim. Sen ya benim öz babamsın ya. Ya bir insan bunu nasıl yapar ya? Ya evlada sadaka hayır geçer mi? Ha? Ağzıma yıllarca bal sürmüş kendi vicdanını temizlemiş herif meğer. Ama ben sana bunun hesabını soracağım Adnan Sancakzade. Ben sana bunun hesabını soracağım. Sen o adamın yıllarca dostu değil miydin? Sen şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Bana bunları niye anlatıyorsun sen? Yıllarca zalim bir adamı korumuşsun sen ya. Zalimler kolay ölmemeli yeğenim. Yoksa ölüm kurtuluş olur onlar için. Kalp Yarısı ATV'de.